Herkese merhabalar. 21 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bir ay içerisinde iki tane dolunayın ikisi de Oğlak Burcu'nda gerçekleşti. Gündem demek ki daha çok devleti ve devletin kurumlarını ilgilendiren alanlar, ekonomi, borsa ve piyasalar daha çok ön planda olacak. Aynı zamanda aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili olan konular da ön planda olacak gözüküyor bizlere. Yükselen Burcu terazi olduğu için hak, hukuk ve adalet ve ciddi evlilikle ilgili olan ilişkiler, ciddi ilişkiler bu kapsamda olacak gözüküyor. Ortaklıklarda keza buna dahil olmak üzere bu konularla ilgili genel bir tamamlanma söz konusu olabilir. Hem 9. ev hem 8. ev konuları ağırlıklı olarak gündem içerisinde olacak. Dolayısıyla daha çok vergiler, gelir gider dengesini ayarlama, banka ve banka kredileriyle ilgili olan faizlerle ilgili olan konular, aynı zamanda yurt dışı bağlantılı işler, eğitimle ilgilendiren ve adli konuları ilgilendiren alanlar ön plana çıkacak gözüküyor. 29. derecesinde gerçekleşiyor Oğlak Burcu'nun bu dolunay. 29 dereceyi takip edenler bilir, astrolojiyi çok sevmeyiz. Sert etkiler getirir. Aynı zamanda yükselen burç terazi de 29. derecede. Dolayısıyla hakikaten böyle ciddi, sert bir dolunaya doğru giriş yaptığımızı söyleyebiliriz. En sert kısmı da Uranüs'ün Argol'le olan kavuşumu. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Argol, Uranüs ve Mars kavuşumu söz konusuydu. Ve bu şu anda yine etkinliğini gösteriyor. Ayın 25'ine kadar o zaman da söylemiştik, çok sert etkiler altında olacağız. Argol devreye girdiği zaman şiddet, kıskançlık, ölüm, toplu ölüm, doğal afetler, boğaza boğazla ilgili olan sorunlar, bununla ilgili şiddet içeren durumlar gündeme gelebilir. Yani çok ciddi anlamda şiddet içerikli bir dolunay söz konusu olabilir. Aile içi şiddet olabileceği gibi toplumdaki kargaşalardan ortaya çıkabilecek, isyanlardan, hak arayışlarından ortaya çıkacak bazı şiddetlerin olma ihtimali de söz konusu. Ve insanların zihinlerindeki ciddi bir bulanıklık ve neredeyse böyle delirme noktasına gelebilecek ağır frekanslara la karşılaşma ihtimalleri yüksek. O yüzden çok sakin ve sağduyulu olunması, gruplar ve topluluklar içerisinde dikkatli olunması gerekli olan bir süreç içerisinde olacağımızı söylüyorum. Çok güzel açılar ve fenomenler bulamıyorum açıkçası bu dolunayda. Keşke olsa da söylesem. Biliyorsunuz güzel bir şeyler gördüğümüzde şahane diyoruz. Ama bu sefer şahane diyemiyoruz. Bu sefer çok çok dikkat edilmesi gerekli olduğunu söylüyoruz. Sabian sembollerine baktığım zaman da bize bunu gösteriyor. Dünya meselesi hakkında gizli kararlar alan, gizli toplantılar alan, yapan adamlar. Yani bir süreden beri bildiğimizi Sabian sembolü de bunu gösteriyor. Hem ülkemiz üzerinde hem dünya genelinde insanlık üzerine, insanlığın imhası üzerine diyebilirim veya canlıların imhası üzerine yapılan bir sistem söz konusu olabilir. Ve ekonomik anlamda çok ciddi kararlar, çok ciddi vergiler, çok dijital paraya geçiş, dijital kimlikle ilgili olan durumlar gündeme gelmeye başlayabilir. Ve bu da hani nahoş, özgürlüğü kısıtlayıcı bir durumu gündeme getirebilir. Terazini burcu, yükselen terazi demiştim. Sabian sembolüne baktığımız zaman gizli bilgilere ulaşma çabasından bahsediliyor. Tabii buradaki gizli bilgiler aslında gücü elde etmek için çabalanan gizli bilgiler. Mesela Hazreti Süleyman'ın mührü gibi, mesela ahit sandığı gibi, sanduka gibi merak ettikleri değil, peşine düştükleri, gücü sahip olabileceklerine inandıkları materyalleri ve arama yolculuğunun devam ettiğini görüyoruz. Biliyorsunuz ki bu Hatay, Antakya taraflarında daha yoğun bir şekilde arayış yapıldığından dolayı bütün hedefler de oraya doğru çevrilmiş durumda. Zaten konuları takip edenler biliyor, belirli bir amaç ve bir plan güdülüyor ve bu güce elde etmeye çalışılıyor. Ama şunu söyleyebilirim ki ne o sanduka ne de o mühür karanlık güçlerin eline geçemeyecek, boşu boşuna uğraşıyorlar. Ama bunu yapma esnasında ise tabii ki can yakmaya devam edebilirler. İnşallah böyle olmasın. Dualarla bizler ve inancımızla, gücümüzle
Bu tarz olayların önüne geçmeye elimizden geldiğince çalışalım. Yeter ki akıl sağlığına ve ruh sağlığına dikkat edelim. Gönderilen frekanslar kişilerin beyin frekanslarını olumsuz etkilediğinden dolayı gerginlik, delilik, işte şiddete meyil gibi durumları oluşturuyor. Tabii ki kolay olmayan koşullar da söz konusu olduğu için daha da tetikleyici unsurlar oluşuyor. Ne kadar çok dualarla hareket edersek, ne kadar çok etik ve ahlaki davranırsak, o zaman yine güç bize geçer diye düşünüyorum. Toplu argol, toplu halde canlıların imhası, katliamı ile ilgili durumları getirir ve argol dönemlerinde, ki argol şeytanı temsil eder, şeytan ayinlerinin çok yapıldığı dönemlerdir ve kanla alakalıdır, boyun kesmeyle alakalıdır. Medisa'nın kesik başı, zaten astroloji ile ilgileniyorsanız bununla ilgili pek çok konular geçti bugüne kadar. Dolayısıyla toplu canlıların katliamı birer ritüeldir. Yani bu nedenle sokak hayvanlarımız olsun, canlılar olsun, bunları korumamız ve bu tarz ritüellerin aslında olmasına engel olmamız gerekir. Elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışmamız lazım. Bu tarz ritüeller negatif alanla yapılan bir anlaşmadır çünkü. Yani siz bana acı verin, kan verin, siz bana bir çığlık attırtın. Tövbe estağfurullah. Ben de size güç vereyim diyen şeytanın vaadidir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de de yazar ki şeytan der ki kendisi bunu söyler Kur'an'da. Ben vaat ederim ama vaadimi yerine getirmem diye aslında büyük bir aldanış içerisindeler. Bu işin peşine düşen kişiler de. Evet, insan olmayı hatırlamalı, ahlaki olarak hareket etmeli, dualar etmeli ve negatif olanları elimizden geldiğince sakin ve sağduyulu bir şekilde engel olmaya çalışmalıyız. İnsan olarak yapacağımız bu. Kendi çocuklarımıza ve evlatlarımıza ve çevremize ahlakın ne kadar önemli olduğunu, etiğin ne kadar önemli olduğunu anlatmalıyız. Ve Allah'a olan imanın ne kadar önemli olduğunu anlatmalıyız. Bize din diye sunulan pek çok şeyin aslında Allah'ın bize Kur'an'da bahsettiği dinden uzak olabileceği hakkında da onlara bilgi vermeli ve daha böyle kalpleri ısındırmalıyız diye düşünüyorum. İman edenlerin gücü ancak ve ancak bu tarz negatif olayların önüne geçebilir. Gezegensel fenomenlere bakmaya devam ettiğimiz zaman Dolunay'ın Mars'a seksi açısı var. Dolunay'a güç veriyor, cesaret veriyor. Neptün'le üçgeni var. Bu aslında pek çok kişinin hayallerini gerçekleştirebilecek gücü de bize veriyor. Fakat burada Neptün'den Plüton'un karşıtlığı var. İnanılmaz bir virüs salgını söz konusu olabilir. Ciltle ilgili olan sorunlar söz konusu olabilir. Çok dikkat etmek lazım. Denizlerden bulaşabilecek, denize girdiğinde oluşabilecek alerjik reaksiyonlar olabilir. Boğaz enfeksiyonları olabilir. Lütfen o yüzden bağışıklık sisteminizi yüksek tutun. Bu ateşli rahatsızlıklara dönebilir. Ağır geçirilen rahatsızlıklar söz konusu olabilir. O yüzden gerçekten bağışıklık sistemini yüksek tutmak gerekiyor. Enerjiyi yüksek tutmak gerekiyor. Burada ayrıca şans noktasının bir de karesi olduğunda göz önüne alırsak Dolunay'a, dolayısıyla bazı şanssız deneyimler olmaması adına çok çok dua edilmesi lazım. Burada Dolunay'la Algol de çok uyumlu ilişkiler içerisinde. Dolayısıyla burada kötücülerin gücünün biraz daha yüksek olduğunu bir kere daha görmüş oluyoruz. Merkür'le Algol kare açı yapıyor. İletişimle ilgili olan konularda pürüzler oluşabilir. Biliyorsunuz Temmuz'un başında Sirius kavuşumlu bir Temmuz ayına girmiştik. Çok ciddi ilahi alem kapıları açılmıştı ve ilahi destekler almıştık. Bununla ilgili Sirius çalışması yapmıştım ve bu güzel çalışmaya katılanların alnından yine öperim. Bunun öncesinde ayın 15'indeki Mars, Uranüs ve Algol kavuşumunun öncesinde de Zulkarneyn Sekti çalışmasını yapıp maddi ve manevi saldırılara karşı, yani fiziki ve gözümüzle görmediğimiz alanlardan gelebilecek metafizik saldırılara karşı da bir önlem almak adına bir çalışma yapmıştık. O çalışmaya katılanların da alınlarından öperim. Şimdi ise kötücüler çok ciddi halde hareket halinde. Bu arada bizim gençlerimiz ve çocuklarımızla da ilgili çok riskli durumlar söz konusu olabilir. Pek çok çalışmamı yaptığım zaman çocuklarla ilgili olan alanlarda direkt çocuklarımıza, torunlarımıza yapmadık bu çalışmaları. Hani kendi yaptığımız çalışmalarda dahil ettik. Ancak ben bu dolunayda özellikle çocuklar üzerine çalışma yapılmasını arzu ettim. Gençlerimiz üzerine. Dolayısıyla direkt olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi koruma altına alacak olduğumuz bir çalışma yapmaya niyet ettim.
Bununla da ilgili bağlantıya geçebilirsiniz. Nasıl bir çalışma yapacağım hakkında bilgi alabilirsiniz. Evet, Merkür ve Argo'nun kare açısı var. İletişimle ilgili çok dikkat etmek gerekiyor. Trafikte çok dikkatli olmak gerekiyor. Trafik kazaları çok yoğun olabilir. İletişimde yanlış anlaşılmalar ve öfkeler ve büyük bir kavganın neredeyse Allah göstermesin bazı yerlerde duyabiliriz. Cinayet boyutuna kadar gidebilmesi, sözlü saldırılar sonrasında olabilme ihtimali var. Rabbim korusun. Bu arada tabii ki en çok ikizler burçlarının bu dönemde dikkatli olmasını öneriyorum. İkizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olan, steryum ikizler olan kişiler bu dönemde daha çok dikkat etsin. Çünkü Uranüs, Argo, kavuşum, 12. evlerinde gizli düşmanlıklar. Hatta bu dönemlerde dünya genelinde de olabilir, her yerde zaman olabilir. Liderlerde ikizler olan, yükselen ikizler, ay burcu ikizlere yapılabilecek işte suikastlar veya arkadan çevrilebilecek işlerin de olma riski söz konusu. Yani ikizler burçları çok çok Allah'ın himayesinde olmak adına ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler ve steryum ikizlerin dikkat etmesini öneriyorum. Ben gerçekten çünkü 12. evlerinde bu Uranüs ve Argo kavuşumu. Satürn Rigel ile kare. Aslında Rigel şans, bolluk, bereket getiren bir sabit yıldız. Fakat maalesef burada yine kare açısıyla karşı karşıyayız. Burada da öyle güzel bir durum göremiyoruz. Juno, Chiron ve Chiron ve Argo üçgen yapıyor ve Juno ile kavuşmuyor. Juno görmüyor. Dolayısıyla evliliklerde öfke, şiddet, cinnet olayları çok yoğun yaşanabilir. Gözünüzü seveyim. Eşlerinizle olan iletişimlerinize çok çok dikkat edin. Aile içi tartışmalardan özellikle maddi konular kaynaklı. Bunun içerisinde bir kıskançlık, aldatma bunlar da çünkü ortaya çıktığı için bütün aldatılanlar aldatıldıklarını öğreniyorlar neredeyse. Aldatanlar da ortaya çıkıyor yapmış oldukları öyle bir dönem. Bundan kaynaklı, kıskançlık kaynaklı, aldatma kaynaklı bazı şiddet durumları da söz konusu olabilir. Dikkat etmek lazım. Tek güzel Venüs ay düğümleriyle uyumlu. Yani bunu şöyle, eğer ilişkilerimize ve maddi konularımıza sakin ve sağduyulu olursak, olayları bilerek hareket edersek, o zaman bu durumları atlar. Zaten büyük bir ihtimalle benim daha belki çalışmama katılanların hepsi bunu atlayacak Allah'ın izniyle. Bu sefer hem maddi konularda hem ilişkiler konusunda çok güzel fırsatlar yakalanabilir. Özellikle aşk ilişkileriyle ilgili, sanatla ilgili, sporla ilgili güzel gelişmeler oluşabilir. Bu da tabii ki frekansı yüksek olan, önceden korumasını almış olan kişiler için olacaktır. O yüzden çalışmama katılanları bir kere daha tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Evet, çok artık detaya girmeyeyim. Çünkü zaten ortalık belli, savaş, kan dökümü, ritüeller, doğal afetler, denizlerden gelebilecek viritik veya sulardan gelebilecek viritik durumlar, kimyasallar, aile içi şiddet, çocuklara saldırı, işte toplu ölümlere sebep verecek durumlar. Allah'ım inşallah bunların hiçbiri olmaz. Allah'ım yani bunların hepsinde yanılırız da desinler ki ya bu astrologta yanıldı densin. Keşke biz hepimiz bunu isteriz. Yanılalım ya. Yeter ki olmasın bütün bunlar. Olmasın. Evet. Satürn'ün retroda olduğu için ciddi bir karmik dönem söz konusu. Dolayısıyla yapmış olunan eylemlerin sonuçlarıyla karşılaşacak pek çok kişi de var. Karmanın ve zamanın hocası olan Satürn çok devrede ve hesap sormak için tepede. İnşallah hak yiyenlerden, zulmedenlerden hesap sorar Allah'ın eli olarak. Çünkü gezegenler Allah'ın elleridir. Allah'ın kadersel programının parçalarıdır. İnşallah zulmedenlerin hesaplarını ya hasip adıyla keser Yüce Rabbimiz ve tuzak kuranların tuzaklarını da bozar. Tuzak dedim de orduyla ilgili olan konular, askerlerimizle ilgili olan konular çok ön planda. Dolayısıyla onların korunması için ben her zaman dualar verdim. Daha evvel Instagram sayfamda. Yalnız şunu tekrar söylemek istiyorum. Mutlaka Nuh suresi bizim ülkemizi kurtaracak olan suredir. Herkesin Nuh suresini okumasını öneriyorum. Askerlerimiz vatanımız korusun. Bütün vatanımız ve vatanımızın içerisinde yaşayan iyi insanlarımız korunsun, canlılarımız korunsun diye. Şimdi
Hani içimiz açılmadı ama geçelim bakalım. Bu şimdi söyleyeceklerim. Yani burçlara geçtiğimde daha ziyade dikkat etmeniz gerekli olan konuları söyleyeceğim. Bu arada tabii ayın 20'sinde Mars İkizler Burcu'na geçiş yaptım. Mars İkizler'de aslında çok böyle iletişimi hızlandırır, anlaşma sözleşmeleri hızlandırır, güçlü bir etki verir. Eğer iyi kullanılırsa da olumlu gelişmeler yaşanabilir. İnşallah bunu bu şekilde yaşarsınız diye düşünüyorum. Mars'ın ikizler hareketini yaklaşık bir ay kadar boyunca çok olumlu etkiler içerisinde olunabilir bu alanlarda. Şimdi burçlara geçeceğim. Lütfen kendi burcunuzu, yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da dinleyin. Ve orada verdiğim esma ve olumlamaları yapın. Çünkü neden? Burcunuz karakteristik yapınızdır. Yükselen burcunuz, yaşam yolculuğunuz, mesleki seçiminiz ve dış dünya ile olan bağlantınızdır. Ay burcunuz iç dünyanız ve duygularınızdır. Dolayısıyla dinlerken de buna göre dinleyin. Ben sizlere söylerken, anlatırken. Şimdi bakalım bu dolunayın burçlara olan etkileri nasılmış? Evet sevgili Koç, yükselen Koç ve ay burcu Koçlar. Bu Mart ilk önce dolunay öncesinde Mars'ın İkizler burcuna geçişiyle aslında sizin kısa kısa seyahatleriniz, organizasyonlarınız, workshop ve eğitim gibi olan konuların sizin veya çocuklarınızın da olabilir. Daha hızlanıyor, iletişim trafiği hızlanıyor, kardeş, komşu ve yakın arkadaşlarla daha çok görüşebilirsiniz. Araba alma ile ilgili bir gündeminiz varsa bunu alabilirsiniz. Pek çok anlaşma ve sözleşme gündem içerisinde giriş yapabilir, mailleşmeler, telefonlaş. Çok yoğun bir iletişim trafiği önümüzdeki bir ay boyunca hayatınızda var olacak olarak gözüküyor. Şimdi gelelim bakalım bu dolunayda neye dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim sizlere. Özellikle evlilikle ilgili olan alanlarınızda çok daha dikkatli, sakin ve sağduyulu olmalısınız. Her türlü partnerli ilişkide, anlaşma içeren konuda, hukuki konularda, ortaklık isteyen işlerde çok daha özenli ve dikkatli olmalısınız. Çünkü bu dolunay ve çevresindeki keskin etkiler özellikle iş ve kariyer alanlarınızı, evlilik, anlaşma, sözleşme alanlarınızı etkiliyor. Adalet mücadelesine ve savaşına girebilirsiniz. Fakat biraz sizin empati eksikliğiniz olabilir. Herhangi bir sorun olursa karşı taraf adına da düşünmeye özen göstermenizi sizler için öneririm açıkçası. İş ve kariyer alanlarınızda, ortaklık ilişkilerinizde, hukuki konularda ve özellikle evliliğinizde çok sakin ve sağduyulu olun. Bu arada Aygol ve Uranüs kavuşumu sizin parayla ilgili olan alanınızda, kazanç kapılarınızla ilgili olan alanlarda beklenilmedik durumlar olabilir. Kazanç kapılarınızla olan iletişiminizi güzel tutun. Arkanızdan bazı işler çevrilebilir. Dikkatli olun. Sakin ve sağduyulu davranın. Gereksiz harcamalardan kaçının ve paranıza sahip çıkmaya özen gösterin derim sizlere. Her daim güneş gibi parlıyorum. Herkesle uyumlu iletişimler içerisindeyim. Yücelip yükseliyorum. Yüksek enerji frekansında titreşiyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya Rafi ya Muiz Esma terkibini 468 kere zikredebilirsiniz. Sevgili Koç, Yükselen Koç ve Ay Burcu Koçlar. Sevgili Boğa, Yükselen Boğa ve Ay Burcu Boğalar. Mars'ın İkizler Burcu'ndaki yolculuğu bu önümüzdeki bir ay boyunca yaklaşık olarak parayla ilgili olan konularda hızlı gelişmelerin olduğunu gösterebilir. Pek çok kişi belki iş yoksa işe girebilir, kazanç kapısını arttırabilir eğer enerjiyi doğru kullanırsanız. Parayı ilgilendiren her türlü konu çok ön planda olacak hayatınızda ki boğasınız genelde öyle de olur. Ve yaşamsal konforunuzu ilgilendiren konular üzerine daha çok bir hareket söz konusu, belki bir mücadele söz konusu olabilir. Belki para kazanmak için daha çok çalışmanız gerekli olan bir döngü içerisine de girmiş olabilirsiniz. Aslında size maddi anlamda destek veren bir etkinin altındasınız. Bunu güzel bir şekilde kullanırsanız eğer. Şimdi Dolunay'ın etkilerine göre dikkat edilmesi gerekli olan alanlara baktığımız zaman özellikle uzun yol seyahatlerinize dikkat etmeniz lazım. Trafikte uzun yolculuklarınıza dikkatli olmanız lazım. Defalarca dikkat ederek gidin, sakin olun araba kullanırken. Uçak yolculuklarınızda aksilikler olmasın diye önceden havalimanına gitmeye bakın. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde bazı gerginlikler olabilir. Ticari anlaşmalarda bazı gerginlikleriniz olabilir. Sakin ve sükunetle olayları yönetin. Yüksek eğitim veya akademik eğitimle ilgili sizin veya çocuklarınızın bazı gergin durumları söz konusu olabilir. Bunda da dikkat edin. Adli ve yasal konularla ilgili bazı durumlar, evraklar, kimliklerle ilgili gerginlikler olabilir. Bazılarınız bu dönemde kimlik kaybedebilir ya da yanlış evraklara, yanlış imzalar atabilir. Dikkat edin, evraklara, imza atacağınız alanlara, kimliklerinize
de daha böyle sahip çıkın ve neye imza atıyorsanız çok çok dikkat edin. Ve bu arada sağlıkla ilgili olan konularda biraz daha özenli ve dikkatli olmanız lazım. Ve özellikle tabii ki boğada gerçekleştiği için bütün bu kavuşumlar, alkolik etkiler. Lütfen asıl sizlerin bu alanda daha dikkat etmesini öneriyorum. Boğazınızla ilgili bazı sorunlar olabilir. Tiroidlerinizle ilgili bazı durumlar, ses tellerinizle ilgili bazı hassasiyetler söz konusu olabilir. Bu alanda lütfen çok daha dikkatli ve özenli olun. Öfkeli davranışlardan uzak durmaya çalışın. Ve bu arada çalıştırdığınız kişiler, çalışma arkadaşlarınızla ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Ya da hizmet aldığınız kişilerle ilgili bazı gerginlikler olabilir. Çalıştırdığınız arkadaşlarınız, kişiler varsa aslarınız, onlarla iletişiminizde empati içerisinde olmanız çok çok önemli olacak. Baskıcı ve otoriter bir davranış modelinde bulunmamaya da çok çok özen göstermenizi sizlere öneriyorum. Her daim bilge ve bilgelikle hareket ediyorum. Sakin ve sağduyuluyum. Elime attığım her işte büyük başarılara imza atıyorum. Herkesle empati dolu iletişimler kuruyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya alim ya mukaddim esma terkibine ise 334 kez zikredebilirsiniz. Sevgili boğa, yükselen boğa ve ay burcu boğalar. Evet sevgili ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler. Şimdi Mars'ın ikizler burcundaki hareketi size çok güçlü bir enerji verecek. Daha aktif ve daha cesur olacaksınız. Belki ertelediğiniz bazı işleri daha hızlı bir şekilde harekete geçirmeye başlayacaksınız. Dolunay'ın etkisine baktığımız zaman ise 8. ev konularınız ön plana çıkıyor. Yani gelir gider dengesini ayarlama, borçlar, vergiler, hukuki konular, cerrahi operasyonlarla ilgili olan konular gündem içerisine giriş yapabilir. Bu konularda gerginlikler oluşmasın diye daha dikkatli olun. Cerrahi operasyon için çok uygun bir dönem olmadığını size söylemek istiyorum. Çünkü burada hakikaten nahoş durumlar oluşabilir. Çok gerekli bir durum olursa belki astrolojik danışmanlık alabilirsiniz. Aşk ilişkileriniz ve çocuklarınızla olan ilişkilerinizde de bazı gerginliklerin olma ihtimali var. Bu konuda da biraz daha dikkatli bir iletişim dilini içerisinde olmanızı sizlere öneriyorum. Yatırımlarınızla ilgili olan alanlarda da daha dikkatli adım atmanız önem arz ediyor olacak. Şimdi Argo ve Uranüs'ün kavuşumu sizin 12. evinizde gizli düşmanlıklar, arkadan çevrilen işler bunlar ortaya çıkabilir, bunları öğrenebilirsiniz. Yapılan dedikodular ortaya çıkabilir. Endişe ve korkularınız harekete geçebilir. Bu sebepten kaynaklı bazı sizi rahatsız edecek rüyalar da görebilirsiniz bilinçaltı düzlemde. Arkanızdan çevirecek işlere karşı daha uyanık olmaya çalışın. Gizli düşmanlara karşı kendinizi korumaya almaya çalışın. Bunun için bol bol dua da edebilirsiniz. Eğer enerjiyi kullanırsanız öngördüğünüz ya da öngörmediğiniz yerlerden paranın girişini sağlayabilir ve ödemeleriniz varsa bunları ödeyebilirsiniz. Ama sizin tamamen enerjiyi kullanma şeklinize göre bu değişim gösterecek ve daha evvel çalışmalarıma katıldıysanız bununla ilgili verimleri alabilecek olduğunuzu söyleyebilirim sizlere. Öngördüğüm ya da öngörmediğim yerlerden para bana çoğalarak geliyor. Çok zengin ve varlıklı bir yaşam sürüyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya ve ha bu Celle Celal ve esmasını 196 kez zikredebilirsiniz. Sevgili ikizler, yüksel ikizler ve ay burcu ikizler. Geldik şimdi sevgili yengeç, yüksel yengeç ve ay burcu yengeçlerin gündemine. Sevgili yengeçler, Mars ikizler burcuna geçti. Sizin 12. ev konularınız harekete geçiyor. Bilinçaltınız, içinizde yapmak istediğiniz, ifade etmek istediğiniz duygularınız daha ön plana çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla daha çok içinizi dışa vurmaya başlayacağınız bir süreçte olacaksınız diyebilirim. Bu duygularınızı ifade etme konusunda güzel bir şey ama duyguyu ifade etme şeklinizin çok önemli olduğu bir süreç içerisindesiniz. Öfkeyle, kıskançlıkla yapacağınız veya çok fazla sahiplenmeyle yapacağınız duygu ifadeleri ilişkilerde pürüzlere sebebiyet verebilir. Bunun dengelemeniz önemli olacaktır. Ama bunun dışında daha evvelden zihinsel olarak planladığınız pek çok şeyi harekete geçirebilirsiniz bu ay. Ve güzel sonuçlar da alabilirsiniz. Olumlu bir şekilde enerjiyi kullanırsanız. Dolunay evlilikle ilgili ve hanenizle ilgili olan konularda etkin gözüküyor. Dolayısıyla evliliğiniz, uzun süreli ilişkileriniz, ortaklığınız, hukuki konular, her türlü anlaşma ve sözleşmeler, anne baba ile olan iletişimler, hanenizdeki ilişkiler adına son derece dikkatli olmanız gerekli olduğu bir süreçtesiniz.
O yüzden iletişime çok özen gösterin. Duygusal olarak çok böyle kabarabilirsiniz. Mars girdi ya, dolayı biraz önce söylediğim için. Duygularınız çok size hakim olabilir. Duygularınızı yönetmeniz çok çok önemli olacak bu dolunay esnasında. O yüzden sakin ve sağduyulu olmaya çok özen gösterin. Özellikle evlilik ilişkilerinde, hanenizde, anne baba ilişkilerinizde, ortaklık, anlaşma, sözleşme ve hukuki konularla ilgili. Bu arada ev ve evle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili bir durumunuz varsa bununla da ilgili bir gündem söz konusu olabilir. Burada da gerginliklerin olma ihtimali var. Bu alanda da daha özenli olun. Şimdi asıl Uranüs ve Argon'un Boğa burcundaki kavuşumu sizin 11. evinizde. Dolayısıyla arkadaşlık ilişkilerinize çok dikkat etmeniz lazım. Belki bazı arkadaşlarınızın söylediği yalanlar, arkanızdan çevirdiği işler de ortaya çıkabilir. Veya bir organizasyon, bir vakıf, bir dernek, bir grup çalışması içerisindeyseniz bazı şeyler, gizli düşmanlıkları da öğrenebilirsiniz. Bunlar ortaya çıkarsa bu dönemde eyleme geçmeyin, duygusal tepki vermeyin. Akılla ve sağduyuyla, hatta stratejik olarak hareket edin derim ben sizlere. Bunun yanı sıra topluluk içerisindeki konuşmalarınıza çok dikkat etmelisiniz. Sosyal ortamlarda yapacağınız konuşmalara çok dikkat etmelisiniz. Söylediğiniz sözler farklı şekillere çekilebilir ve bu alanlarda iletişim sorunları yaşanabilir. Kalabalık ortamlarda çok bulunmamanızı sizlere öneriyorum. Buralardan da gelebilecek riskler oluşmasın diye. Tüm sevdiklerimle uyumlu ve ahenkli ilişkiler içerisinde duygularımı güzel bir şekilde ifade ediyorum. Sevgi diliyle ifade ediyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya cami ya vedud esma terkibinde 514 kez zikredebilirsiniz. Sevgili yengeç, yükselen yengeç ve ay burcu yengeçler. Sevgili aslan, yükselen aslan ve ay burcu aslanlar, Mars'ın ikizler burcundaki hareketi sizi daha çok sosyalleştirecek. Bu sebepten dolayı yeni arkadaş çevrelerine girebilirsiniz, yeni sosyal ortamlara girebilirsiniz, eski arkadaşlarınızla da görüşebilirsiniz. Topluluk içerisinde sözlerinizin daha çok dinleneceği bir dönem olabilir ve bazı kitlelere hitap edebilirsiniz. Saygınlığınız bu konuda artabilir, ancak öfkeli davranışlarınız bütün karizmanızı ve prestijinizi yerle bir edebilir. Dolayısıyla öfkeyi hayatınızdan uzaklaştırmanız gerekli olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra dolunayın etkisine baktığımız zaman sağlıkla ilgili çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kalp damar sisteminize, boğazla ilgili olan konulara, tiroidlerinizle ilgili olan alanlara çok çok dikkat etmenizi sizlere öneriyorum. Sağlığa dikkat, kimyasallardan gelebilecek, her türlü su, sıvı, gazlardan gelebilecek hasarlara dikkat etmeniz önem arz edecek. Bunun yanı sıra çalıştırdığınız kişiler, çalışma arkadaşlarınız ve projelerinizle ilgili bazı gerginlikler oluşabilir. İletişim bozuklukları, tartışmalara dönen konular, ani kopuşlara sebep verebilecek ilişkiler oluşabilir. Özellikle gündelik hayatınızdaki kişilerle alakalı ve çalışma arkadaşlarınızla alakalı bu alanda biraz daha dikkat etmekte fayda olacaktır. Anne ve anne akrabalarıyla ilgili de bazı konular gündeme gelebilir. Belki bazı dedikodular söz konusu olabilir ya da onların sorunları oluşabilir. Bu alanları da güzel bir şekilde yönetmeniz lazım. Verdiğiniz sözleri mutlaka yerine getirin. Size verilmiş sözler, vaatler varsa ve bunlar yerine getirilmemişse de bu dolunay esnasında çok tepkisel davranmamaya özen göstermenizi öneriyorum. Araba ile ilgili olan, özellikle şehir içi trafiğinde araba kullanımlarına dikkat etmelisiniz. Dikkatli bir şekilde araba kullanmanızı sizlere öneriyorum. Şimdi tabii ki en önemlisi bana göre Uranüs ve Argon'un kavuşumu 10. evinizde iş ve kariyer konusunda arkanızdan çevrilen işler olabilir. Bunu fark edebilirsiniz. Sizin yükselişinize engel olmaya çalışan birilerini fark edebilirsiniz. Bunu da fark ederseniz hemen şimdi değil, bununla ilgili vereceğiniz tepki veya yapacağınız eylem onlara karşı sadece bilin ve stratejik davranın derim. Aynı şekilde evlilik konusunda da, yani hem iş kariyer hem evlilik konusunda riskli bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu alanlardaki iletişim diline ve iletişim şekline dikkat edin. Bazı sizden saklanan gerçekler ortaya çıkarsa da sakinlikle biraz daha bekleyin. Özellikle ayın 25'inden sonra hareket edin derim sizlere. Ruhen, bedenen, zihnen her anlamda son derece sağlıklıyım. Bütün iletişimlerinde sağlıklı iletişimler kuruyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya Rezzak, ya Azim terkibini de 1001 kere, hiç olmazsa 101 kere zikredebilirsiniz. Sevgili Aslan, Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslanlar. Sevgili Başak, Yükselen Başak ve Ay Burcu Başaklar,
Mars'ın ikizler burcundaki hareketi iş ve kariyer alanında size büyük bir güç ve cesaret veriyor ve evliliğinizle ilgili olan konularda da güç ve cesaret veriyor. Yıldızınızı daha çok yükseltecek olan güzel durumları oluşturabilecek büyük bir enerjiye sahip olmaya başlıyorsunuz. Ancak öfke gibi duygulara sahip olursanız işte burada hem iş ve kariyerde hem de prestijinizi artıracak konularda riskler oluşabilir. Bu konuyu güzel değerlendirin, olumlu bir şekilde değerlendirin, öfkeyi uzak tutun. Çünkü bu şekilde davranırsanız ancak yıldızınız parlayabilir. Şimdi Dolunay'ın etkilerine baktığımız zaman özellikle aşk ilişkilerinizle ve çocuklarınızla olan ilişkilerinizle çok daha dikkatli olmalısınız. Bunun yanı sıra yatırımlarınızla ilgili olan alanlarda bazı gerginlikler olabilir. Parayla bağlantılı veya kazanç kapınızla bağlantılı olan alanlarda gerginlikler olabilir. Bunları iyi yönetmeniz gerekiyor. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız ki siz Başak Burcusunuz, zaten tutulmuşsunuzdur. Çocuklarınız veya aşk ilişkisinde bulunduğunuz kişiyle para üzerine hiçbir tartışmaya girmemeye özen gösterin. Yatırımlarınıza da akıllı davranın, akıllıca da adımlar atmaya özen gösterin derim sizlere. Şimdi beni en çok ilgilendiren tabii Uranüs'ü Ay-Gölün kavuşumu sizin 9. evinizde. Dolayısıyla uzun yol seyahatlerinde çok dikkat etmeniz lazım. Uzun yol trafiklerinde çok dikkatli olmanız gerekir. Allah göstermesin kazalara karşı çok dikkatli araba kullanın, seyahat edin. Uçak yolculuklarınız adına da biletlerinizin kontrolü, rezervasyonlarınızla ilgili daha dikkatli olun derim. Aslına bakarsanız çok da mecbur değilseniz uzun yolculuklarda gerginlikler ve sorunlar yaşamamak adına ayın 25'ine kadar seyahat etmemenizi de öneririm açıkçası uzun yol seyahatleri. Aynı zamanda ticari konular, adli konular ve hukuki konularla ilgili bazı sorunlar da karşınıza gelebilir, gerginlikler oluşabilir. En önemlisi kimlikleriniz veya gizli bilgilerinizle ilgili konularda dikkat edin. Bu alanda işte ortalıkta TC kimlik numaranızı bırakmayın, bir yerde kimliğinizi unutmayın. Yani ya da siber saldırılara karşı kendinizi korumaya özen gösterin. Bu alanlarla ilgili algolik etkiler oluşabilir. Allah korusun oluşmasın. Ve adli ve hukuki konular tabii ki bunlar da gündeminiz içerisine giriş yapabilir. Yüksek eğitimle ilgili bir konunuz ve gündeminiz varsa 25'ine kadar bir başvuruysa ya da orayla yapacağız bir görüşme ise veya bir ticari görüşmeniz varsa aynı zamanda eğitim dışında bunu da 25'inden sonrasını ertelemenizi sizlere öneriyorum. Ayrıca sizin planetiniz olan Merkür de Algol ile kare açı yapıyor. Dolayısıyla her türlü iletişimle ilgili pürüz olabilir. Büyük gerginlikler oluşabilir. Çok çok dikkat edin bu alanlarda. Özellikle evraklar, kimliklerle ilgili konularda. Aşk ve sevgi dolu, uyum ve ahenk içerisinde iletişimler kuruyorum. Allah'ın himayesinde güvende olduğumu biliyor ve buna inanıyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya Vedud esmasında 2000 kere zikredebilirsiniz sevgili Başak, Yükselen Başak ve Ay Burcu Başaklar. Evet sevgili Terazi, Yükselen Terazi ve Ay Burcu Teraziler, Mars'ın İkizler Burcu'na geçişiyle uzun yol seyahatleriniz çok hızlanacak, bol bol seyahat edebileceğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Eğitimle ilgili konular, ticari konular, adli konular gündeminiz içerisine girebilir ve bunlarla ilgili daha aktif bir gündeme sahip olabilirsiniz. Kimlikleriniz, evraklarınız, altına imza atacağınız konular gündeme gelebilir. Belki bir süreden beri ertelediğiniz bir eğitimi tamamlamak, gitmeniz gerekli bir seyahate gitmek, bunlar da gündeminiz içerisine giriş yapacak olabilir. Bu alanda olumlu destekleniyorsunuz ama her ne olursa olsun Mars'ın aceleci etkilerine, tepkisel davrandırtan enerjisine dikkat edin. Yani uzun yol seyahatlerinizde arabayı da tabii ki siz de dikkatli kullanın ve her türlü ticari, eğitim içeren, adli konular, hukuki konularda çok sakin ve sağduyulu olmaya çalışın. Dolunay'ın etkilerine baktığım zaman hanenizle, evliliğinizle ilgili, anne baba evinizle ilgili, yaşam alanlarınızla ilgili, bu iş yerinizde olabilir, yaşadığınız evinizde olabilir. Bu alanlarda daha sakin olmaya çalışın. Burada gerginlikler söz konusu olabilir ve buradaki gerginlikler geleceği etkileyen gerginlikler. Hak savaşına girmek isteyebilirsiniz. Hakkınızın yendiğini düşünebilirsiniz ve bununla ilgili hak savaşına girdiğinizde durumlar tersine dönebilir. Şimdi değil bunun zamanı. 25'inden sonra herhangi bir hak mücadelesine gireceksiniz eşinizle,
anne babanızla, haneyle ilgili olan konularda 25'inden sonrasını bırakmaya özen gösterin. Bu arada sizin evinizle ilgili bir yapılanma, tadilat, dekorasyon veyahut da bir kentsel dönüşümle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Bu dönem buna başlamak için hiç uygun değil. Yine 25'inden sonra bir tadilat yapacaksanız veya bir kentsel dönüşümle ilgili bir çalışmanız varsa 25'inden sonraya bırakın. Taşınmak için de uygun bir dönem değil. Ev almak, ev satmak, taşınmak gibi konularda da gerginlikler oluşabilir ve istemediğiniz durumlarda oluşabilir. Dikkat etmekte fayda olacak. Şimdi beni tabii ki en çok Uranüs ve Argo'nun kavuşumu ilgilendiriyor. Sizin bu 8. evinizde hukuki konularla ilgili gizli düşmanlıklar, arkanızdan çevrilen işler olabilir. Yalancı şahitlerle ilgili olan durumlar gündem içerisine giriş yapabilir. Gelir gider dengesini ayarlamanız gerekir. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Krediler, borçlar, öngörünmeyen cezalar karşınıza gelebilir. Ve cerrahi operasyonları ilgilendiren durumlar da oluşabilir. Cerrahi operasyonu yaptırmak için hiç uygun bir dönem değil. Ne yapacaksınız? Ayın 25'inden sonrasını bırakmanızı öneriyorum. Adaletle ilgili bazı mücadeleleriniz olabilir. Hakkaniyeti ve paylaşımı ilgilendiren bazı konularda hak arayışı içerisine girebilirsiniz. Bu alanlardaki gerginliği yönetmeniz gerekiyor. Gizli düşmanlıkların olabileceği, yani bu bütün burçlar içerisinde en çok terazi burçlarının ve ikizler burçlarının arkasından büyük gizli düşmanlıklar yapılabilir. Negatif çalışmalar, negatif enerji çalışmaları yapılabilir bu dönemde. O yüzden bol bol koruma duaları yapın. Ya Hafız Esmasını okuyun, ya Mani, ya Mühimmin okuyun, Ayetel Kürsüler okuyun. Yani bunu ayrıca hep kendinizi koruma altına alın. Geçtiğimiz dönemde inşallah siz katılmışsınızdır diye düşünüyorum. Zülkarneyn Setti çalışmasını yaptık. İşte bunlar için yaptık. Her türlü negatif enerji saldırısından korunmak için yaptık. Bu dönemde negatif enerji saldırısından karşılaşma ihtimaliniz olabilir. Sizlerin de olmamasını arzu ediyoruz. Gerçi sizin planetiniz olan Venüs ay düğümleriyle güzel bir etkileşim halinde. Eğer bu dönemi çok güzel yönetirseniz, enerjileri harika yönetirseniz, o zaman özellikle hem ilişkiler hem maddi konularda güzel durumlarla da karşılaşabilirsiniz diyebilirim. Evet, bütün ilişkilerimde uyum ve ahenk içerisindeyim. Doğru adımlar atıyorum, doğru kararlar veriyorum. Sakin ve sağduyuluyum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya Hadi Ya Vedid Esma terkibinde 400 kere zikredebilirsiniz. Sevgili terazi, yükselen terazi ve ay burcu teraziler. Evet sevgili akrep, yükselen akrep ve ay burcu akrepler. Mars'ın ikizler burcundaki hareketi size ek gelirler, paylaşımlı gelirler, hukuki konular, cerrahi operasyonlarla ilgili daha hızlı harekete geçirmeye başlayacak. Vergiler, borçlar, ödemeler, bunlar da gündem içerisine girebilir. Bu konularla ilgili hızlı gelişmeler söz konusu olacaktır. Olumlu da olabilir. Öngörmediğiniz yerlerden çok güzel gelirler hayatınıza giriş yapabilir. Yeter ki gergin ve agresif olmayın. Şimdi kıskançlık gibi duygular, işte kin ve intikam gibi duyguları barındırmayın. Şiddet duygusu biraz yüksek olabilir sizlerde. Ve bu da istenilmeyen durumlara sebebiyet verebilir. Ayrıca bu dönemde asla ve asla cerrahi operasyona girmemenizi öneririm sizlere. Hiç istenmediğimiz durumlarla karşılaşılabilir, Allah korusun. Dolunay'ın etkilerine baktığımız zaman kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız ve yakın sosyal çevre ilişkilerinizle ilgili bir gerginlik oluşabilir. Hatta bazılarınızın ilişkilerini sonlandırma ve bitirme, arkadaşlık, kardeşlik ilişkilerinin koparma, komşuluk ilişkileriyle pürüzler yaşama gibi durumları da söz konusu olabilir. O yüzden iyi yönetmenizi öneriyorum. Bazı anlaşmalar ve sözleşmeleri artık feshedebilirsiniz. Bununla ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Araçla ilgili, arabayla ilgili konularda ve şehir içi trafiğinde çok çok dikkatli olmanızı ayrıca öneriyorum. Gizli kapaklı olan pek çok şey ortaya çıkabilir. Bu arada bu sizden gizlenen olduğu gibi sizin gizlediğiniz bazı konular varsa bunlar da ortaya bu dolunay esnasında çıkabilir. Ama en çok şu anda beni ilgilendiren Uranüs ve Argo'nun kavuşumu sizin evlilik evinizde. Dolayısıyla evlilikle ilgili olan konularınızda, ortaklık ve hukuki konularınızda, her türlü anlaşma ve sözleşmenizde bazı gizli işler söz konusu olabilir.
Bunu siz de yapmış olabilirsiniz, size de yapılmış olabilir. Alkolik bir etki var ama aynı zamanda evliliğinize duyulan bir kıskançlık, bir hasetlik ya da bir iş ortaklığınıza duyulan ya da bir işinize duyulan, bir projenize duyulan bir hasetlik, kıskançlık olabilir ve buradan bir negatif saldırı alabilirsiniz. Çok çok dikkat etmelisiniz diyorum. Herkese uyumlu ilişkiler içerisindeyim. Tertemiz bir bilinçaltıyla harikulade bir şekilde hayatımı yönetiyorum. Her daim arınıp temizlenerek hareket ediyorum yaşantımda. Güçlü ve kudretliyim tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya Kuddüs ya Settar Esma terkibinde 1001 kere, hiç olmazsa 101 kere zikredebilirsiniz. Sevgili Akrep, Yükselen Akrep ve Ay Burcu Akrepler. Sevgili Yay, Yükselen Yay ve Ay Burcu Yaylar, Mars'ın İkizler Burcu'ndaki hareketi özellikle ortaklık ilişkilerinizde, evlilik ilişkilerinizde, her türlü anlaşma ve sözleşmede daha büyük bir hız verecek size. Dolayısıyla belki bir süreden beri bekleyen bir sözleşme ve anlaşma işiniz vardı. Belki bir ortaklık inşa etme, belki bir evlilik ile ilgili bir gündeminiz vardı. Bununla ilgili daha hızlı bir akış başlayacak gözüküyor. Yine de bu alanlarda öfke enerjisine ve tahammülsüzlük enerjisine karşı dikkatli olmanız lazım. Aslında olumlu gidebilecek olan bu gelişmeleri öfke ve tahammülsüzlük, evlilik, ortaklık, anlaşma, sözleşme ve hukuk konularda olumsuza çevirebilir. Aman diyeyim, dikkat edelim. Şimdi bu Dolunay'ın gündemine baktığımız zaman kazanç kapılarınızla ilgili olan alanlarda bir risk gözüküyor. Özellikle bu grup çalışmaları, ekip çalışmaları, çalıştığınız yerdeki arkadaşlarınızla ilgili bazı pürüzler ve gerginlikler olabilir ve bu aşamada kazanç kapınızla ilgili büyük bir sorun oluşabilir. İşten ayrılmak, işte işten çıkarılmak gibi durumlarda olabilir. Bu genellikle çalıştığınız arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizden gelen durumların etkisiyle olabilir. Bu sebepten dolayı kazanç kapılarınıza sahip çıkmak için grup ve ekiplerle olan, arkadaşlarınızla olan iletişimimize çok çok dikkat etmenizi sizlere öneriyorum. Kazanç kapılarınıza sahip çıkacak şekilde sakin ve sağduyulu olmanızı öneriyorum. Ama daha ziyade Uranüs ve Argon'un kavuşumuna baktığım zaman burada en çok sizi sağlık konusunda dikkatli olmanız adına uyarmam gerekiyor. Özellikle boğaz ve boğaz bölgesiyle ilgili olan konular, virütik salgınlara karşı çok daha dikkat edin. Aynı zamanda kalp damar sisteminiz, bacak ve ayaklarla ilgili olan alanlarda biraz daha dikkatli olmalısınız ve sağlığınıza dikkat edin. Aceleci hareket etmeyin. Aynı zamanda bazı projelerinizle ilgili gizli düşmanlıklar oluşabilir, kıskançlıklar oluşabilir. Bir projeniz vardır, birisi onu çalabilir. Örneklendiriyorum. Veyahut da işte projeniz içerisinde beraber çalıştığınız kişilerde biraz önce de söylediğim gibi bazı kıskançlıklar, haset davranışlar, arkadan iş çevirmeler gündem içerisine giriş yapabilir. Bunun yanı sıra teyze, anne akrabaları, teyze gibi, dayılar gibi, ama daha çok kadınları verir. Anne ve anne akrabalarıyla ilgili sağlık sorunları gündeme giriş yapabilir veya bunların hayatında bir karışıklık olabilir. Bu alanlardaki karışıklığı da dengeleyerek sakinlikle ilerlemek gerekir. Maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisindeyim. Para bana her zaman çoğalarak gelir. Ben buna inanıyorum ve güveniyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya Gani Ya Muni Esma terkibini 2160 kere veya 1100 kere zikredebilirsiniz. Sevgili Yay, Yükselen Yay ve Ay Burcu Yaylar. Sevgili Oğlak, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlaklar, Mars'ın İkizler Burcu'na geçmesiyle var olan zihninizde planladığınız projelerinizi çok rahatlıkla harekete geçirebilirsiniz. Hızlı bir gündelik tempoya gireceksiniz. O geçtiğimiz dönemin o sakin temposu bitiyor. Artık çok hızlı gelişmelerin olduğu, belki mücadelelerin olduğu ama daha cesur olacağınız, daha güçlü bir şekilde hareket edebileceğiniz bir dönem. Bununla beraber tabii ki siz de sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Özellikle ateşli rahatsızlıklara karşı dikkatli olmalısınız. Öfke enerjisini barındırdığınız takdirde immün sisteminiz çökebilir. Dolayısıyla bağışıklığın çökmesiyle rahatsızlıklara açık olabilirsiniz. Bu konuda dikkat etmelisiniz. Gündelik hayatınız çok çok hızlanacak. Siz bile inanamayacaksınız nasıl her şeye yetişeyim diye düşüneceksiniz. Güzel yönetirseniz güzel sonuçlar da alabilirsiniz. Dolunay'ın etkisi, ki sizde gerçekleşen dolunay, üstelik bir ay içerisinde ikinci dolunayınızı yaşıyorsunuz. Pek çok konuda karar, pek çok konuda tamamlanma, pek çok konuda sonuç alma ve bunu geleceğe taşıma ile ilgili bir gündeminiz söz konusu olacak.
Ama bu esnada karar alma esnasında, harekete geçme esnasında bazı gerginlikler oluşabilir. Özellikle evliliğinizde ve iş hayatınızda bu gerginlikler oluşabilir. O yüzden bu alanları çok iyi yönetmelisiniz. Karar verirken empatiyle eşinizi düşünerek, işte işinizi düşünerek hareket edin veya işte çalıştığınız projedeki kişilerin de hayatlarını düşünerek hareket etmenizde fayda olacaktır. Güzel yönetirseniz olumlu etkilerle karşı karşıya olacağınızı düşünüyorum. Ama en çok dikkat etmeniz gerekli olan alan ise aşk ilişkileriniz, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Yatırım konularınız, siz aldatılabilirsiniz bu dönemde, dikkat edin. Yanlış yatırıma yönlendirilebilirsiniz, dikkat edin. O yüzden her denilene inanmayın yatırım konusunda. Çocuklarınızla olan ilişkilere dikkat edin ve çocuklarınızı da kollayın tabii ki bu arada. Aşk ilişkilerinize dikkat edin ve aşk ilişkilerinizde öfkeli enerji içerisinde olmayın. Kopuşlara sebebiyet verebilir bu. Bu alanlara dikkat ederseniz eğer bu süreci güzel atlatabilirsiniz diye söyleyebilirim sizlere. Gerçekten büyük kararlar, tamamlanmalar ve sonuç almalar sizin hayatınızda olacak. İnşallah en güzel şekilde olur. Bir güneş gibi parlıyorum ve Allah'ın lütfuyla hayatım güzelleşiyor. Arzu ettiklerim inşa alıyor. Şükürler olsun tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya Rafi, Derecat, Tüzül, Arş, Esma terkibini 1001 kere veya 101 kere zikredebilirsiniz. Sevgili Oğlak, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlaklar. Sevgili Kova, Yükselen Kova ve Ay Burcu Kovalar, bu dönemin yaramaz çocuğu delisi sizin planetiniz. Algol'le iletişim halinde kavuştu. Dolayısıyla zihinsel aktivitelere en çok etkilenecek olan, kötücül enerjilere maruz kalabilecek olan grup sizsiniz. O yüzden çok dikkat edin. Ruh sağlığınıza, zihinsel sağlığınıza dikkat edin. Sizi rahatlatacak meditasyonlar yapın, güzel müzikler dinleyin. Sevgi sözcükleri kullanın, sevdiklerinize sarılın. Yani sevgi enerjisini yükseltin. Mars'ın ikizler burcundaki hareketi aşk ilişkilerinize güzel bir hareket veriyor. Yeni aşklar da hayata girebileceği gibi eski aşklarınızda da bir hareketlenme, yani hali hazırda var olan aşk ilişkilerinizde de hareketlenme olabilir. Yeni yatırımlar, sanatla ilgili konular, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Güzel alanlar oluşabilir. Sizin hayatınıza zevk verebilecek konular oluşabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenleriniz varsa bununla ilgili girişimde bulunabilirsiniz. Veya çocuğunuzla ilgili hızlı bir gündem bir oluşabilir. Onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Enerji iyi kullanılırsa gerçekten çok neşeli, çok coşkulu, çok yüksek frekanslı bir dönem geçirebilirsiniz. Ama tahammülsüz olursanız, gergin olursanız, rest çeken davranışlar içerisinde bulunursanız, sevgiden ve merhametten uzak davranırsanız o zaman bu durumlar çok da iyiye doğru evrilmez diye düşünüyorum. Dolunay'ın etkisine baktığımız zaman grup çalışmaları, ekip ve organizasyon çalışmalarında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Topluluk içerisinde yaptığınız her türlü konuşmada daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yurt dışı bağlantılı işleriniz, eğitimi ilgilendiren konular, ticari ve seyahati ilgilendiren alanlar, kimlikler, resmi evraklar, bunlarla ilgili olan alanlarda bazı gerginlikler oluşabilir. Oluşursa sakin olun. Ayın 25'ine kadar kimseyle, özellikle ekip ve grup içerisindeki kişilerle tartışmaya girmemeye özen gösterin ki hukuki sonuçlara gidebilecek durumlar oluşmasın diye. Ama bunun yanı sıra en çok benim önem verdiğim Uranüs-Algol kavuşumu sizin hanenizde, evinizde. Yani dolayısıyla evin içerisinde böyle öfke, sinir krizleri geçirme durumları olabilir. Sizin de aile fertlerinizden birilerinin aman diyeyim sükunet, sakinlik, güzel sözler bunlarla hareket edin. Bu aynı zamanda yaşam alanları olduğu için iş yerinize de bu tarz gerginlikler olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii ki hanenizde elektrik prizlerine dikkat edin. Yangın çıkmasına sebebiyet verecek durumlara karşı dikkat edin. Yani haneyi de koruma altına alacak şekilde dikkat etmenizi öneriyorum. Daha belki koruma çalışmalarıma katıldıysanız içiniz rahat olsun. Ama bunu yapmadıysanız eğer haneyi koruyacak ve dikkat edecek şekilde bu dönemi geçirin. Özellikle ayın 25'ine kadar yaşam alanları ile ilgili bazı hem gerginlikler hem kaza veya benzeri durumlar oluşmasın diye. Bu arada tabii enerjileri iyi kullanırsanız mucizevi güzel gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Bazı acziyetlerinizin mucizelere döndüğünü de görebilirsiniz ki inşallah öyle olsun diyorum. Kendimi mucizelere açıyorum ve mucizevi güzellikler yaşıyorum tarzında
bir olumlama yapabilirsiniz. Yamuk değil, Yamuk Esma terkibinde 181 kere zikredebilirsiniz. Sevgili Kova, Yükselen Kova ve Ay Burcu Kovalar. Sevgili Balık, Yükselen Balık ve Ay Burcu Balıklar, Mars'ın İkizler Burcu hareketiyle özellikle ev almak, ev satmak, taşınmak, yuva kurmakla ilgili olan veya bir işle ilgili olan, projeyle ilgili olan konularınız harekete geçebilir. Cesaret edemediğiniz pek çok konuya şu dönemde cesaret edebilir, bulabilirsiniz. Taşınma konusunda, gayrimenkul alma konusunda olumlu etkiler altındasınız. Ancak evde öfke enerjisi, yaşam alanlarınızda öfke enerjisi olursa bu güzel durumlar oluşamayabilir. Sakin olunması gerekir. Şimdi Dolunay'da gizli saklı pek çok şeyi öğrenebilirsiniz. Bu Dolunay'da dolandırılma etkileri söz konusu, yalanların ortaya çıkma etkileri söz konusu. Sizin mi yaptığınız, söylediğiniz yalanlar, gizlediğiniz durumlar ortaya çıkabileceği gibi size yapılanlar da ortaya çıkabilir. Özellikle paylaşımlı gelirler, ek gelirler, hukuki konular, miras konularıyla ilgili veya cinselliği içeren konularla ilgili gizli saklı olan pek çok şey ortaya bu dönemde çıkabilir. Cerrahi operasyon asla ve asla bu dönemde olmasın ne olursunuz. Ayın 25'ine kadar istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. 25'inden sonrasına bakın derim sizlere. Ani bitişler, ani ve mecbur kaldığınız bazı kararlar olmasın diye çok sakin ve sağduyulu olmanız gerektiğini sizlere söyleyebilirim. Aile büyüklerinin bazılarında belki kayıplar olabilir. Yaşlılar anlamında bunu söylüyorum. Allah korusun tabii, ya da Allah gecinden versin diyorum ama hani astrolojik anlamda olduğu için söylemek durumunda kalıyorum. Gizli düşmanlıklar ortaya çıkabilir. Gizli kapaklı pek bir şey kalmayacak sizin hayatınızda. Ne size yapılan, ne sizin yaptığınız. Tabii ki beni en çok Uranüs ve Argo kavuşumu etkiliyor. Dolayısıyla kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız ve komşularınızla iletişiminize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle şehir içi trafiğinde çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Her türlü araç kullanımında kazalara açık bir dönem olduğu için bıçak veya keskin cihazları kullanırken dikkatli olmanız gerektiği bir dönem içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Anlaşma ve sözleşmelerde bazı pürüzler oluşabilir. Yalanlara karşı, dolandırıcılıklara karşı gerçekten çok çok dikkat etmelisiniz bu dönemde. Söylediğiniz bir yalan varsa, gizlediğiniz bir durum varsa bunu tolere edebiliyorsanız bunu yapın. Birine bir vaatte bulunduysanız o vaadinizi yerine getirmeye bakın. Vaadinizi yerine getiremiyorsanız o karşıdaki kişiye bunu söylemeye çalışın. Ama yine bu dönemde yapmayın bunu. Bugüne kadar yapmadıysanız onu da 25'inden sonra yapmaya çalışın artık. Şimdi ne söylerseniz iletişimde durumlar çok farklı algılanabilir. Sonrayı bırakmakta fayda olacağını düşünüyorum açıkçası. Allah'ın himayesine güvende olduğum için, arınmış bir bilinçaltıyla ve enerjiyle muhteşem bir yaşantı içerisinde olduğum için şükrediyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya Gafur Rahim Esma terkibini 1001 kere veya 101 kere zikredebilirsiniz sevgili balık, yükselen balık ve ay burcu balıklar. Evet, genel olarak Dolunay'ın 21 Temmuz Oğlak Burcu Dolunay'ın gündemi bu şekildeydi. Nahoş bir Dolunay içerisindeyiz ama bunu güzele çevirmek bizim elimizde. Çocuklarımızı korumamızın çok önemli olduğu bir süreç içerisindeyiz. Bu nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi koruyacak olan bir çalışma yapmaya niyet ettim. Sırf onlar için, çünkü biz daha evvelden çalışmaları hep kendimiz için yaptık. Tabii ki dileklerimizi de onları da koruduk ama direkt çocuklarınızın üzerine, direkt gençlerinizin üzerine yapılacak olan bir çalışma. Tabii ki onların reşitlerse, eğer rızalarını da alarak, reşit değillerse siz zaten anne baba olduğunuz için veya anneanne babaanne dedelerden olduğunuz için bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Rabbim hepimize, ailelerimizi, vatanımızı, ordumuzu, gençlerimizi, çocuklarımızı, hayvanlarımızı, doğal kaynaklarımızı, doğamızı koruma altına alsın, himayesine alsın, altına alsın diyerek sözlerimi kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.